Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün Tığ ve İğne YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için beğeni ve yorum yapmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir. Zil butonunu açarak da çektiğim videolardan haberdar olabilirsiniz. Kanalıma abone olmak ücretsizdir arkadaşlar. Ve bugün size kanalımda bu güzel modelin nasıl yapıldığını anlatacağım. Modelimiz iğneden tığa bir dönüşüm arkadaşlar. Çok hoş ve çok zarif bir model gördüğünüz gibi. Şu şekil şu mürdüm olan renkli kısmı arkadaşlar tıpkı kadifeyi anımsatıyor. Şöyle arası suyu olarak da 5 tane bu şekilde üçgen kirpikli trabzan bıraktım. Ee, model amaçlı olduğu için bu kadar. Bu da arkadaşlar aslında 7'ye kadar müsaadesi var. Daha fazlası çirkin oluyor biliyorsunuz. Evet şimdi modelimizin yapım kısmına geçelim arkadaşlar tığ battığınızın içine arkadaşlar bu şekilde sık iğne ile giriyorum ve bu ara suyunu bitişte de yapacağımız için direkt bu yapraklarımın yuvasıyla başlıyorum arkadaşlar. Sık iğnemin üzerine iki tane zincirimi çektim. Bir defa doluyorum. Hemen yandaki tığ battıma girip 2 2 olarak aldım. Bu şekilde trabzanımızı yaptık. Buraya iki tane zincir çekerek şöyle küçük bir, bir kirpik yapıyorum arkadaşlar. Buraya 4 zincir çekmek şu mesafeyi bakın, şuradan şuraya geçiş mesafesi çok tümsekli oluyor arkadaşlar, büyük geliyor. Yani burada hiç zincir yok, burada çok zincir var. O kadar aşırı tümsek oluyor ki oyanın duruş şeklini böyle yaprağın hani derler ya şaftını kaydırmasın diye şöyle birbirine eşit ve nizamlı olması için sadece iki zincir çekiyorum. Sonra sonra arkadaşlar bunu buldum. Önceden biliyorsunuz videolarımda dört zincirdi. Baktım. Evet, böyle sola doğru daha çok meyil ediyor. Dengesizlik var. O yüzden sadece iki zincir çekerek bu şekilde bu zincirimi tutturuyorum ki arkadaşlar görüntüde bir çirkinlik olmasın. İki zincirimi çekip tekrar yandaki tığ battıya kapattım. İki zincir bir defa doladım. İki, iki olarak aldım. Yine buraya bir trabzan yaptım. 7 zincir çekiyorum. 7 zincirimi çektim trabzanımın üstüne hemen çeviriyorum arkadaşlar. Bu demin size gösterdiğim bu iki zincirli kilpimin içine girip sık iğne ile sabitliyorum. Buraya 7 zincirden oluşan yapraklarım için yuva yaptım. 2 zincirimi çektim, döndüm, bir defa doladım. Yuvaya girdim 2, 2 olarak aldım. Bir defa doluyorum. Bir. 2, 2, 3 seferde aldığım bir tırabzan. 2 defa tığımın başını doladım. 1, 2, 2, 2. Bu şekilde 4. tırabzanımı da yaptım. 2 defa doluyorum. 5. tırabzanım için 1, 2, 2, 2 alarak bu şekilde 4 seferde yine bir tırabzan yaptım. 1, 2, 3, 4 zincirden tırabzanımın arasına giriyorum. Bu şekilde bir tane tomurcuk yapıyorum. Hemen geri kalan kısma 5 tane sık iğne ile dolduruyorum arkadaşlar. 3, 4 ve 5. Son trabzanımı 5 tane sık iğne ile doldurdum. Bir tane de buradaki yuvada sık iğne yaparak yaprağımı bitirdim. 7 tane zincir. 7 zincir arkadaşlar yuvam olacak. Çiçeğimiz için yuva. Bu şekilde. 2 zincir bir defa doladım. Yuvaya girip 2 2 alıyorum. Bir defa doluyorum. Yuvaya girdim. 1 2 2. 4. trabzanım için 2 defa doluyorum arkadaşlar. 1 2 2 ve 2. Bu şekilde 4 tane trabzan yapıp 5.'si için yine 2 defa doladım. 1 2 2 2 olarak aldım. 1, 2, 3, 4 zincir. Her zamanki gibi arkadaşlar. Birinci yaprakta ne yaptıysak ikinci yaprakta da aynı işlemi uyguluyoruz. Yine geri kalan kısma 5 tane sık iğne yapıyorum. 2, 3, 4 ve 5. Hemen 6.yı da yine bu ana yuvada yapıyorum. Ve kapattım arkadaşlar. Şimdi buraya da yaprağın dibine de kaymaması için bir sık iğne bir sık iğne de bu şekilde trabzan seviyesine indim trabzanımın arasına bakın arkadaşlar şu güzel duruşa dengeli bir şekilde iki trabzan arasında çok hoş duran yapraklar bir iki zincir hemen yandaki boş olan tığ battıma sık iğne ile kapattım şimdi arkadaşlar şu verdiğimiz ara suyuna geldi sıra bunun yapımından da iki tane gösterelim sizlere. Bir, iki zincir. Bir defa doluyorum. Hemen tığ battıma girip iki iki alarak trabzanımı yapıyorum. Dört zincir. Dört zincirimi kapattım. İki zincir. Hemen yandaki tığ battıya sık iğne ile kapattım. İki zincir bir defa doluyorum. İki, iki alarak trabzanımı yaptım. Dört zincir bu şekilde iki zincir kapattım buraya. Şimdi arkadaşlar bu şekilde daha fazla uzatmayalım. Anlaşıldığınız ne diyorum sürekli de yaptığımız için. Şimdi bu kulak çöpüyle yapacağımız kirpikleri yapıp sonra da bu iğneden ta dönüştürdüğümüz trabzanları yapalım arkadaşlar. Beyaz ipimizi zincir çekerek tığıma tutturdum arkadaşlar. Bu yeşil yuvaya bu şekilde sık iğne yaparak şöyle köşeye doğru yapalım ki rahat bir şekilde devam edelim bir tane zincir çekiyorum arkadaşlar ipimi uzattım ve buradaki kulak çöpümü getirip taktım ilmeğimin içine tekrar bir iki zincir kulak çöpüme taktım ilmeğimi evet. ilmek sayımız iki oldu bu ilmekten buraya 9 tane yapacağız arkadaşlar. 1 2 zincir. Şöyle sıkı sıkı yapalım. Güzel dursun. 3 4 5 ancak 7 8 ve 9 dokuz. 9. ve sonuncu ilmeğimi arkadaşlar taktım aparatıma. Son olarak şöyle dibine de bir tane sık iğne yapıyorum ki Kaymağı olmasın. Onun üzerine de bir tane zincir çekiyorum. sık iğnemin üzerine. Ve ipimi koparıyorum. Bu şekilde arkadaşlar. Şöyle aparattan çıkarmadan yakarsak gayet rahat oluyor. Bakın yapımı. Şimdi bunlar biraz kısaltayım. Uzun kestik galiba. Evet arkadaşlar. Eğer kısaltmazsak biraz siyahlık oluşuyor. Kısaltırsak en azından o siyahlığı önlemiş oluyoruz. Ve şöyle hafif kaydırdığımız zaman evet bu şekilde buraya kirpiklerimiz açılıyor arkadaşlar. Şimdi üst kısmını yapımına geçelim. Evet arkadaşlar şimdi ilkinde olduğu gibi yine mürdümle yapacağız modelimizi. İki zincir çekerek ipimi tığa tutturdum. Tığımın başını bir defa doluyorum. İlk ilmeğimden şöyle arasından girerek 1 ve 2. Tekrar bir defa doluyorum. İlmeğimin arasından girdim 1 2. ipimde olan, tığımda olan 3 üç ilmeğin üçünü birden kapattım. Bu şekilde buraya bir iki tane tırabzan yaptım. Besleyici çekiyorum. 1 2 3 4 5 zincir. Beş zinciri şöyle arkadaşlar ikisini bir alarak şöyle ipten de tutup yardım alabilirsiniz. Buraya bir tane kirpik yaptım. Araya bir tane zincir yapıyorum. Bir defa doladım. Sıradaki kirpiğimin arasından giriyorum. Yine aynı şekilde 1 2 bir defa doladım. Aynı ilmeğin içine iki defa giriyoruz. Bir, iki. Sonra üçünü birden kapatıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Kapattım. Buraya kirpik yaptım. Şimdi arkadaşlar şöyle biraz yakalım. İp açılmış. En azından toplu durur. Bir zincir çekiyorum araya. Bir defa doladım. Yine ilmeğimin arasından girdim. Bir, iki. Bir defa doluyorum. İlmeğimin arasından girdim. Bir, iki. Üçünü birden kapattım buraya. Bakın arkadaşlar çok hoş oluyor. Bir, iki, üç, dört, beş zincir. Bu ikisini birden buraya arkadaşlar. Şu bir zincir olan boşluktan da girip daha rahat girilebilir arkadaşlar bir zincir bir defa doladım yine sıradaki ilmeğimi alıyorum bir iki bir defa tekrar aynı ilmeğin içine bir iki iki alıyorum sonra üçünü birden alıyorum yapımı da çok güzel görünüşü çok güzel olunca insanın da arkadaşlar yaptıkça yapası geliyor 5 zincirimi çektim yine aynı şekilde ikisini bir alarak buraya bir kirpik yaptım bakın arkadaşlar şu kadifemizi görünüş çok hoş duruyor odun güzel duruşu da insana yapma isteği getiriyor bir zincir bir defa doladım aynı işlemi tekrar tüm ilmeklere uyguluyorum sonra üçünü birden alıp 5 zincir ve 5 zincirimi buradaki aralığından kapatıyorum bir zincir, bir defa doluyorum. Burada beyazdan tam dokuz ilmeğimiz var arkadaşlar. Bu şekilde aynı işlemi hepsine dokuzuna da uyguluyoruz. En son üçünü yine kapattım. 5 zincir, 5 zincirimi kirpik olarak kapattım. Bir zincir, bir defa doladım. Ve ilmeğimin arasından girip 1 iki bir defa doluyorum. 1 2. Üçünü birden kapattım. Bakın arkadaşlar çok hoş gözüküyor. 1 2 3 4 5 zincir. Hemen buradaki aradan girdim, kirpiği kapattım. 1 zincir araya bir defa tığım başı ilmeğin arasına girdim 1 2 2. 2 tane tığımda var. Bir defa doluyorum ilmeğin arasına girdim 1 2 2 ikinci trabzanımla 3 tane ilmeğim oldu üçünü birden kapattım 3 bir, 4 ve 5 beş. 5'ini birden kapattım şey 5 zincirimi kapattım araya bir zincir bir defa doladım ilmeğimin arasına giriyorum 1 ve 2 bir defa doluyorum 1 2 üçünü birden kapatıp buraya bir trabzan yapıyorum. 5 zincir kirpik olarak kapattım. Bir zincirimi çektim. ipimi kopardım. Evet arkadaşlar, bunu da şu şekilde hemen atmadan çakmağımızla şöyle arkasına doğru yapıştıralım. Siz onu çekip yakarsınız arkadaşlar. Evet arkadaşlar hemen bu şekilde parmağımızdaki ipi çıkarı çıkarmaz iki yaprağımızın arasında iğneden ta dönüşüm çok zarif gerçekten arkadaşlar benim çok hoşuma gitti umarım siz de çok beğenerek yaparsınız bu şekilde modelimiz gördüğünüz gibi çok da zarif ve güzel oldu yapacak arkadaşlara da kolay gelsin Allah'a emanet olun arkadaşlar hoşçakalın